Merhabalar ben dönüşüm sistemlerinden Deniz Duman. Bu videomuzda yine tavır hastalıkları ile alakalı önemli olduğunu düşündüğüm bir prensipten bahsedeceğim. Ve bu prensibi öğrendiğiniz zaman etrafınızdaki şirketler üzerinden ya da bir kişiler üzerinden kıyaslama yaptığınızda gerçekten de başarılı olanlarla olmayanlar arasındaki en önemli farklılıklardan biri olduğunu kendinizde görebileceksiniz. Şimdi birçok işletme piyasaya giriyor. Birçoğu da piyasadan çıkıp gidiyor arkadaşlar. Eleniyor. Etrafınızda görmüşsünüzdür. Restoran açanların çok büyük bir kısmı 3 sene sonra, 4 sene sonra tabela değiştiriyor. Birçok dükkan açılıyor, birçok dükkan kapanıyor. Birçok ürün ya da hizmet satan insan piyasaya giriyor. Büyük reklam bütçeleri harcıyor. Bir an yıldızları parlıyor. Daha sonra bu firmaları bulamıyorsunuz. Kayboluyorlar, gidiyorlar. İşte bu prensip aslında neden bazı işletmelerin su gibi akıp gittiğini, neden bazı şirketlerin kaya gibi yerinde yüzyıllardır durduğunu gösteren çok güçlü etmenlerden biri. Bu özellikle piyasaya yeni giriş yapacak olan işletmeler ya da yeni bir giriş yapacak, yeni bir başlangıç yapacak olan e, bireysel girişimcilerle alakalı bir prensip olacak. O da şu ki arkadaşlar doğru bir alanda konumlanmak, doğru bir niş alanı seçmek. Şimdi maalesef birçok insan çok genel nişlerde kendini konumlamaya çalışıyor. Görmüşsünüzdür yani bir furya başlıyor, bir popüler bir akım başlıyor. İşte lokmacı furyası başlıyor, herkes lokmacı açıyor bir kahve dükkanı furyası başlıyor. Herkes kahve dükkanı açıyor. Aslında bu gibi genel nişlerde bir patlama olduğu zaman anlayın ki orada piyasa doygunluğa ulaşmıştır. Bu noktadan sonra o piyasaya girmeniz sizin pazar payınızın gitgide daha da azalacağının bir göstergesidir arkadaşlar. O nedenle yapmanız gereken şey niş alanlarda konumlanmanız. Örneğin kahve dükkanları açıldıysa kahve dükkanı açmak için bir yatırım yapmayın. O kahve dükkanlarında karton bardak satacak bir imalathane açabilirsiniz. Hatta bir alt nişe dahi gidebilir. O karton bardakların üstüne geçirilen o karton el tutamaç şeyi var ya onu yapmaya yönelik bir alanda dahi konumlanabilirsiniz. Çünkü artık para alt nişlerde. Bu konunun detayına yani nasıl başarılı bir niş alan seçilir, bu niş alanında nasıl dominasyonumuzu kurarız, bu niş alanında rakiplerimize nasıl fark atarız bu konuların çok detaylı bir şekliyle açıklamasını ücretli eğitimde yapmıştım açıkçası. O konuya çok detaylamasına girmeyeceğim. Sadece şu anda o mental yapının nasıl işlemesi gerektiği ile alakalı genel resmi sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Eğer piyasaya yeni bir giriş yapacak insansanız daima şunu kendinize sorun. Ya hangi alanlar artık doygunluğa ulaştı ve ben hangi alt niş alanında bir pazar kitlesi yaratabilirim. Burada en önemli ve hayati nokta şu arkadaşlar. Niş kitleye indikçe ulaşacağınız trafik sayısı azalır. Şimdi bu gün kadar gerçek. Alt nişlere indikçe trafiğiniz de azalır. İşte buradaki asıl uzmanlık noktası alt nişlere indikçe trafik sayınızı sabit tutmak ya da arttırmakla alakalıdır. Bununla alakalı ücretli eğitimde şöyle bir örnek verdim. Örneğin siz bir e, diyetisyensiniz ve diyetisyenlikle alakalı ya da beslenme koşuluyla alakalı bir paketiniz var, bir hizmet satıyorsunuz. Ya bir eğitim olabilir, ya bireysel danışmanlık olabilir. Şimdi eğer böyle bir iş alanında konumlanmak istiyorsanız, siz beslenme koşulu yaparak piyasada yer edinemezsiniz. Çünkü herkes beslenme koşu artık. Yani piyasada çok fazla rakibiniz var. Bu rakiplerinizin arasında yer edinmeniz oldukça zor olacaktır. Yani zayıflama koçluğu vesaire bunlar çok genel alanlar. Dolayısıyla bu uzmanlığınızı belirli bir niş alana indirgemeniz gerekiyor. Mesela ne yapabilirsiniz? Örneğin belirli bir araç seçebilirsiniz, yeni bir metot seçebilirsiniz ve o metot ile zayıflama danışmanlığı verebilirsiniz. Örneğin diyebilirsiniz ki ketojenik diyetle zayıflama koçluğu. Bakın, bir alt nişe indiniz. Ketojenik diyetle zayıflama koçluğu. Bunun bir üstünde ne vardı? İşte zayıflama danışmanlığı beslenme danışmanlığı, işte diyet programı vesaire. Bunlar çok genel. Ama bir alt nişe indiğiniz zaman ketojenik diyetle zayıflama koçluğu programına dahil olduğunuz zaman işte burada daha fazla sıcak kitleye ulaşabilirsiniz. Evet kitleniz azalır ama kitlenizin kalitesi artar. Alt nişlere indiğinizde ulaşacağınız kitlelerin kalitesi daima üstteki kitlelerden daha kaliteli ve satışa daha kolay getirebileceğiniz kitleler arasından olacaktır arkadaşlar. Şimdi burada da zamanla indiğiniz Alt nişlerin de doygunluğa ulaştığını göreceksiniz. Dolayısıyla bu noktalarda daha elit, daha fazla sıcak, daha kaliteli ama daha az olan bir alt nişe daha inebilirsiniz. Ancak bunu yaparken kitlenizi yani o ulaşacağınız müşteri sayısını azaltmamanız gerekiyor. Mesela şöyle yapabilirsiniz. Hamile kadınlar için ketojenik diyet danışmanlığı. Bakın ketojenik diyet danışmanlığından bir alt nişe iniyorum. Hamileler için ketojenik diyet danışmanlığı veriyorum ve ben burada bir problemin çözümüne talibim. Bir önceki tavır hastalığı videomuzda bahsetmiştim. Başarılı olan işletmeler bir problem gördüğünde o problemin üstüne yaratır. Hatta günümüzdeki işletmelerin çok büyük bir çoğunluğu kendileri bir problem yaratıp daha sonra o probleme bir çözüm öneren bir ürün ya da hizmet yaratıyor. Dolayısıyla ben bir probleme çözüm önerisiyle yaklaşmam gerekiyor ve biliyorum ki hamile kadınların kilo problemleri çok ciddi bir problem. Dolayısıyla bu insanlar e, zayıflamak istiyor. Ve ben burada o insanlara daha niş bir alandan yaklaşırsam hamile kadınlara özel ketojenik diyet danışmanlığı adına bir program çıkartır ve o insanların karşısına çıkarsam muhteşem bir dönüşüm oranı elde edebilirim arkadaşlar. Neden? Çünkü ben belli bir niş alanda uzmanlığımı gösteriyorum ve sadece bu alanda hizmet veriyorum diyorum ve bu alan %100 garantili bir sonuç verir diyorum. Ve dikkat edin burada o uzmanlık noktasını başarıyla gerçekleştirdim. Nedir o uzmanlık noktası? Bir alt nişe dahi inmeme rağmen kitlemi daraltmadım. Hala da dünyada hamile kadınlar çok fazla var. Ve asla sayıları azalmayacak. Aksine artarak devam edecek. Bakın alt nişe inerek trafiği arttırmak bu işin trik noktası. Ve burada yapılabilecek en hayati hata ilk etapta bir ürün ya da hizmet yaratmak, daha sonra bu yaratmış olduğunuz ürün ya da hizmete yönelik bir çözüm ya da bir ürün üretmektir. Dolayısıyla başarılı olan işletmeler bunun tam tersini yaparken başarısız olan işletmeler maalesef böyle yapıyor. İlk etapta kafalarında bir senaryo canlandırıyorlar. Ya ben muhteşem bir ürün ürettim, muhteşem bir çözüm sunuyor bu ürün ve daha sonra bu ürün inanılmaz satacak, inanılmaz büyük kitleler açılacak. İlk etapta ürünü üretiyorlar, ilk etapta hizmeti üretiyorlar. Daha sonra bu ürün ya da hizmet için bir pazar kitlesi yaratmaya çalışıyorlar. Hiçbir işletme, yani dünyanın en büyük 500 şirketinden çok büyük bir kısmı dahil buna yeni bir pazar kitlesi kolay kolay yaratamaz arkadaşlar. Hele yani orta ölçekli, küçük ölçekli işletmeler, muhtemelen bunu izleyen işletmelerin büyük bir kısmı da bu videoyu izleyen işletmelerin büyük bir kısmı da orta ya da küçük ölçekli işletmeler olabilir. İşletme sahipleri olabilir ya da bireysel danışmanlar, bireysel girişimciler olabilir. Siz hiç yaratamazsınız bir pazar kitlesi. Dolayısıyla bir pazar kitlesi yaratmaya çalışırsanız çuvallarsınız. Lütfen piyasada halihazırda olan bir kitleye yönelik çözüm üretin. Önce ürün üretmeyin. Önce bir kitle bulun. Problemi olan, sorunu olan, acil bir şekilde çözüm arayan bir kitle, bir kalabalık bulun ve daha sonra bu kalabalığa çok niş bir alanda çok yeni bir araçla niş bir çözüm sun. İşte o zaman başarıya çok daha hızlı ulaşabileceksiniz arkadaşlar. Yine bu prensibi başarılı ya da başarısız olan işletmeler ya da bireysel girişimciler için kıyasladığınızda başarılı olanların bu şekilde yaptığını, başarısız olanların da tam tersini yaptığını görebileceksiniz arkadaşlar. Toparlamam gerekirse bu videodan aklınızda kalması gereken şeyler sırasıyla şunlar olacak arkadaşlar açılacağınız kitleye niş bir alandan yaklaşın ve kendinizi niş alanlarda konumlayın ve üreteceğiniz ürün ya da hizmet her neyse ilk etapta bir pazar kitlesi bulun. O pazar kitlesinin çözümüne yönelik bu hizmetinizi bu kitleyle buluşturun arkadaşlar ve bu hizmetiniz ciddi bir sorunu çözsün. Özgün bir sorun çözsün. Herkesin çözmüş olduğu bir e, soruna yönelik ürün üretiyorsanız maalesef çok da fazla satış yapamayacaksınızdır. Kendi dominasyonunuzu çok da fazla kuramayacaksınızdır. Bu videoluk aktaracağım konu buydu. Bir sonraki tavır hastalığı videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.